Merhaba, 45. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz program İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıyor ve her pazartesi yayınlanıyor. Bugünkü konumuz şehri tarihiyle sahiplenmek. Konuğumuz akademisyen yazar Profesör Murat Belge. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Önce teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Şimdi bizim aslında İstanbul Hepimizin girişiminde programlarımızı yaparken üç kavram üzerinden bağlamı kurmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi yerindenlik, bir tanesi katılımcılık, diğeri şeffaflık. Tabii tamamen buna bağlı kalmak zorunda değiliz. Ancak bu bağlamda sizin Sofya'da Roma başlıklı bir makalenize rastladık. Ve bu makale bize ilginç geldi içeriği açısından. Evet. İsterseniz bu makaleden başlarsak, onun içeriği hakkında başlarsak belki bir yere doğru tekrar gideriz. Ya Sofya benim bir 4-5 kere gittiğim bir kent. Ama ancak son gittiğimde, ki orada bu yaz diye hatırlıyorum, yeni bir şey gördüm. Sofya'nın merkezinde, Sofya zaten hani küçük bir şehirdir ve her şeyde böyle adeta bir sıra halinde, işte şey, Çar Aleksandr Katedrali, şu bu falan, böyle bir sırayla durur. Meğer onun altında da eski Romalıların kurduğu Sofya kenti varmış. Evet. Ama bunu daha önceki gidişlerimde kimse bana söylemedi. Ben de pek öyle yani işte turist rehberiyle falan dolaşmam, kendim dolaşmayı severim. Evet. O zaman bir sürü bir şey kendin görüyorsun ama bir sürü bir şey de haberin olmayabiliyor. Yani o bizim işte Sofya'ya gittikçe gezdiğimiz güzergahın aşağı yukarı olduğu gibi altında Romalılar bir kent yapmışlar. Evet. Şimdi Sofya'nın da durduğu yer, şöyle şey deyince, kuzey doğu deyince şeye gidiyor, Moskova'ya. Evet. Gidiyor. Güney doğuya deyince bu sefer İstanbul'a geliyor. İşte batıya doğru gidince Roma'ya yol var. İşte bir kavşak. Yukarıya, yani bir kavşak. Ve dolayısıyla Romalılar da burada kurdukları ilk kenti böyle bir kavşak olarak, yani bu dört saydığım yönlere ve kentlere giden yollar işte onun üzerinde evler falan olarak yapmışlar. Bu bilinirmiş. Yani kazsak bunun altından bunlar çıkacak diye bilinirmiş ama kazmamışlar yakın zamana kadar. Bu şeydi, yani bizim oraya gitmemizin nedeni üniversite kent işbirliği, bir arada neler yapılabilir, yani kent üniversiteleri ile kentin kendisi arasında ne gibi ilişkiler olabilir, bunun bir parçası olarak işte bulunduğumuz sürede bir konferans önce verildi, nasıl belediye ile arkeoloji bir araya getirildi. Ondan sonra da o konferansın verildiği günün akşamı bu sefer sözü edilen yeri bize gezdirdiler. Evet. Kendi gözümüzle orada işte anlattığım şeyi, kavşak noktasını gördük. Hatırladığım kadarıyla bir metro kazısı sırasında ortaya çıkıyor. Evet. Ve tabii belediye ile olan ilişkisi buradan kuruluyor. Evet. Dolayısıyla şey yapıyorlar, metroyu daha derine indiriyorlar. Çünkü inmezse o zaman bu Roma kentini parçalamak gerekecek. Daha derine kazıyorlar. O iş yürüyor. Yani işte şimdi Sofya'nın da bir şeyi var. Evet. Metrosu var. Ama bu dört yol ağzını bayağı kazmışlar. Çıkarmışlar. Orada işte bir takım hamam gibi, yani bir Roma kentine gidince zaten mutlaka karşımıza çıkacak şeyler. Ama bu arada bir takım zenginlerin villaları, işte onlar tabii daha bir farklı oluyor. Odalar, şunlar, bunlar, salonlar vesaire. Bir yıl ilginç şey yapı çıkarmışlar. Orada rahat rahat
toprağın altında geziyorsunuz. Bazı yerlerde yukarıyla bir şey, o yukarıda da mesela yukarıda diyelim bir meydan var. Evet. Bugünkü kentin bir meydanı, onun da ortasında böyle işte camlı mamlı bir şey düzenleme yapmışlar. İşte oradan da yukarıdan gelip baktığımız zaman biz de aşağıdan birbirimize bakabiliyoruz. Hatta bunun bir kısmını daha böyle bir genişlediği bir yeri şu durumda şey belediye bir takım kokteyller falan vermek için de kullanıyor. Yani bayağı şeydi, ilginç. İlginç. Şimdi aslında buradan biraz Türkiye'ye ve tabii İstanbul'a gelelim isterseniz. Evet. Çünkü burada da benzer durumlarla karşılaşıyoruz. Güncel olan yerler var, Beşiktaş gibi. Burada da metro kazıları yapılıyor. Evet. Fakat isterseniz bir Yeni Kapı'yı hatırlatayım. Evet. Yeni Kapı'da yani 10 seneyi geçti bu Marmaray inşaatı sırasında. Hı hı. Çok önemli şeyler bulundu. Tabii. Önemli kalıntılar bulundu. Şimdi buradan bir müze yapma fikri çıkmıştı. Ama evet, bu fikir olarak galiba kaldı çünkü gerçekleşmedi. Öte yandan Beşiktaş'ta yine bir metro çalışması var ve bu daha taze. Orada da hatta geçen haftalarda gazeteci Ömer Erbil'le bir program yapmıştık. Orada bahsi geçti. Burada da çok sayıda mezar bulunmuş. Dolayısıyla böyle bir İstanbul'da da böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Hatta Sofya'dan çok daha fazla tabii karşılaşma ihtimali. Evet. Şimdi bu bağlamda biraz bu üniversite kent yahut üniversite kent yönetimi ilişkisine biraz daha dönmek istiyorum. Orayı açmak istiyorum. Bu acaba nasıl değerlendirilebilir? Yani Sofya'da başarılı diyebileceğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Hoşumuza evet, gitmiş, öyle anlıyorum. Evet, evet. Bu İstanbul'da ama biz bunu böyle algılayamıyoruz ya da göremiyoruz. Bununla ilgili hem üniversite kent yönetimi bağlamında bir değerlendirme yapabilir miyiz acaba? Şimdi üniversite kent yönetimi çerçevesinde söze başlarsak daha bu yer altında, toprak altında kalmış şeyler çıkmadan önce böyle bir olabilir, olası bir işbirliği olarak Süleymaniye vardı. Çünkü işte İstanbul Üniversitesi malum o alanda yayılmış. Süleymaniye'de zamanında pek çok şey, beylerin, paşaların konakları falan olan bir yer. Onlardan da epey kalmış ama yer enkaz halinde kalmış şeyler var. İşte bunları üniversitenin bir takım artık ne enstitüsü, şusu, busu falan olmak üzere restore edilmesi gibi yani birlikte çalışılacak bir alan olarak çıkmıştı. Ama bu çok verimli bir alan olamadı. Çünkü şeyin bir kere üniversitenin uzun boylu parası yok bunları yapacak. Zaten bir sürü işte masrafı karşılaması gereken şeyler var falan. Yani onların içinde Süleymaniye'de bir konak restore etmek gibi bir iş. Biraz lüks, biraz şeyin dışında, rutinin dışında gibi görünüyordu. İşte belediyenin de zaten bundan çok da farklı bir durumu yok. Buna rağmen bir takım bir şeyler de yapıldı. Yani bir takım restorasyonlar falan oldu. Şimdi bu dediğiniz şey Yeni Kapı olayı olduğunda ben çok sevindim ve şaşırdım da biraz. Çünkü şimdi ciddi bir şey yeraltı ulaşım sistemi yapılıyor falan filan. Yani bunun yapmaya kalkışmış olan bir hükümet yani siyasi yetkili konumda olan kurum neyse Türkiye'de alışmışızdır. Bir an önce onun sonucunu almak ister. Ya şimdi aman bir şey mi çıktı? Kapatın üstünü geçin filan der. Yani bizim alışık olduğumuz tavır bu. Aynen öyle. Hatta o projeye bir engel gibi de tabii, değerlendirilir. Tabii. Doğru. O öyle olmadı. O sıra yani bu şimdiki AKP ile o zamanki AKP arasında zaten dağlar kadar fark var. Yani her konudaki işte tutumlarında, davranışlarında, söylemlerinde falan. O tarihlerde bir
rastlantı. Benim İngiltere'den bir karı koca arkadaşım geldi. Orada hanım Bizantolog. İstanbul'da da birkaç kere daha önce bu kalenderhane tamiratı, onarımı falan oralardan başlayan bir ilişkisi var. Onlar bunu okumuşlar ve çok şey önceden aramışlar, temas kurmuşlar. Oraya gidelim, görelim, izin istemişler falan. Dolayısıyla beraberce gittik biz. Bu arada böyle işte o işte turunculu, sarılı şeylerini, gömlekleri kafalarında, kasklarıyla falan karınca gibi işçiler gidiyorlar, geliyorlar. Fakat şey yapıyorlar, testi parçaları, bilmem neler falan bunlar. İnce bir iş yapıyorlar. Ha, ince bir iş yapıyorlar. Ve şeymiş meğer bu hafriyat denilen konular, hafriyatı yapacak şirketle kamyon hesabı bir pazarlık yapılırmış, işte günde şu kadar kamyon falan diye. Burada şimdi o testi parçalarını falan elekle eliyorlar, o hafriyat şirketi batmış. Evet. Peki. Falan. Ve yani Türkiye'de de alışık olmadığım için ben vallahi helal olsun, bak bu da oldu falan diyordum. Sonra bir aşamada işte o zaman başbakan olan, ya çanak çömlek çıkardılar başımıza falan dedi. Baktım ki o benim şey yaptığım, vehmettiğim şeyler, tarih saygısı falan değilmiş mesela artık, her neydiyse. Evet. Ama sonuç olarak bir sürü batık çıktı bir kere. Evet. 36-37 tane batık. Yani 30 küsur batık galiba çıktı. Ama onun dışında işte rıhtım çıktı, duvar çıktı, şu çıktı, bu çıktı, bir sürü bir şey çıktı. Yani liman olan bir yerden ve yani şeye giden, neolitik olana giden şey, bir laf olarak, bir bilgi olarak Samatya civarında bir köy varmış tarih öncesi dönemlerde diye bilirdik. Muhtemelen işte bu yani yeni buralara denk geliyordu. Samatya falan o bildiğimiz, ama yani bu İstanbul'u doğuran yerleşim değil. Yani varmış orada. Daha da eski. Evet, evet. Ve yani işte Bizans gelmiş, bilmem kent, kendi kentini kurmuş falan. Herhalde o günlerin koşullarında bunlar bayağı birbiriyle alakası olmayan iki yerleşim olarak uzaktan birbirlerine bakıyorlardı falan. Yani. Evet. Şey olsa tabii iyi olurdu, bir müze olsaydı. Bilemiyorum tam, gene o zaman konuşuluyordu. Ben iki kere gittim o tarihlerde bu şeyi görmeye. Bir önce İngiliz arkadaşlarından, sonra da ayrıca ben kendim izin aldım gittim. Mesela bu batıkların falan işte korunduğu, morunduğu yerler, korunacağı yerleri mesela bir işte tam bir müze olmasa da diyelim bir cam bölme arkasında işte görülür hale getirmek falan gibi projeler düşünüldü mü, yapıldı mı, yapılıyor mu, öyle şeyler hiç fikrim yok. Evet, yani pek bir şey ben de yakalayamadım. Programa girmeden biraz araştırayım dedim, baktım. Hani bu müzeyle ilgili bir gelişme var mı diye. Herhangi bir gelişme yok. İşte belediyenin web sayfasında, internet sitesinde de bu tip bilgiler yok. Evet. Hatta en son Beşiktaş'taki durumu istifa etmeden, Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etmeden önce gitmiş, görmüş, ilgileniyor. Aslında demin bahsettiniz, yani pozitif bir durum. Bununla nasıl davranılacağını, bu tip inşaatlarda karşılaşılan bu tarihi kalıntılara nasıl davranılacağını ya da ne yapılması gerektiğiyle ilgili bir tecrübe birikmiş durumda. Ama onu şimdi sahiplenme diye programın adını koyduk. Hmm. Şehri tarihiyle sahiplenme. Kim nasıl sahiplenecek? Yani evet, vatandaşın sahiplenebilmesi için aslında bunun ortaya çıkması ve paylaşılması gerekiyor. Bu kısım çok eksik ve yok. Göremiyoruz yani. Şimdi bu Beşiktaş'ta ben televizyon programına rast geldiğimde baktım. İşte Türkler Mürkler diye bir konu konuşuluyor. Evet. 3500 yıl önce işte İstanbul'a gelmiş Türkler. Bu neye dayanarak söylüyorlar? Yani 3500 yıl önce kendisinin Türk olduğunu söyleyen biri var mı acaba dünyada? Sanmıyorum yani böyle bir şey olduğunu. Ama işte o Asya tipi mezar, işte o yuvarlak kurgan
dedikleri olduğuna göre bunlar Türktür diye bir akıl yürütmeyle. Peki razıyım ben. Çünkü demek ki ancak Türk dersek tarihi bir şeyi koruma imkanı ortaya çıkıyor. Güzel. Bari işte Türk diyelim de bunlar korunsun, hani bir şekilde gereken yapılsın. Çünkü Türk olmayınca tam tersine bu sefer bunu nasıl tahrip ederiz diye bir mekanizma çalışmaya başlıyor. Şimdi burası, yani o konuya gelecek olursak, İstanbul, bu şehri İstanbul, ki şehri İstanbul olmadan önce işte Konstantinopol'du, Doğu Roma'nın da merkeziydi, başkentiydi. Doğu Roma'nın başkenti olmak kolay bir şey değil. Şimdi mesela hipodrom diye bir bina var, kalmamış. Muhtemelen yani ta İstanbul'un fethi zamanında çok az şey kalmıştı. Ama o az kalan şeyi yani ceste ceste, dönem dönem biz hallettik. Mesela son şeylerden biri, adliye binası yapılırken bir tribün parçası, bir merdiven kalıntısı falan temize havale edilmişti. Orada bir tane şey vardır hala. O da Sultanahmet Camisi'nin bahçesinde durur, bir koltuk parçası. Yani gidip onu bulup ona bakıp, ha demek burada böyle binlerce koltuk vardı diye çok meraklıysanız bir sonuç çıkarabilirsin. Fakat binanın bir kısmı duruyor. Nasıl duruyor? Çünkü orası yokuş aşağıya doğru. Bunu da yüzleyecekler. Dolayısıyla bu yamaca gelen kısımda orayı yükseltmişler. Sonra burası muhtemelen sarnıç olarak falan da kullanıldı. Şimdi yani düşünebiliyor musunuz? Dünyada bir kent ki hipodrom gibi, Doğu Roma'nın başkentinin hipodromunun bir parçası orada duruyor olsun ve bunu kapatsınlar, kilitlesinler ve kimsenin haberi olmasın, kimse bunu görmesin. Yani en azından hani ya işte turistler gelir de para bırakır falan gibi. Yani tarihe saygın yoksa bari yani para düşünerek bunu aç. Şimdi bunun gibi pek çok şey sayabiliriz, evet. İstanbul'da. Habire mesela bulunan ve yıkılan sarnıçlar vardır. Ama işte bazen de adam otel yapıyor falan diyelim, onun işte yer altında bir salon malon gibi bir yerde işte bir takım duvarları tutuyor falan. 50'lerdeydi yanılmıyorsam. Aksaray'da orada Murat Paşa Camii vardır, evet. Erken camilerden. Orada katakomb bulundu. Yazıldı, çizildi. Şimdi gidip bakarsanız bunun nerede olduğunu dahi çıkaramazsınız. Çünkü kapatıldı, üstü betonla örtüldü. Katakomb yani, şimdi bu şaka değil. Evet. Yani daha da aşağıya inme imkanı varken orada kapatıldı. Polyuktes, bu işte Horhor'a giderken kilise, bir edebiyat fakültesi profesörü makale yazmıştı. Bu şehri köstebek yuvası gibi deliyorlar, kazıyorlar. Sanki burada daha önce başkaları buranın sahibiydi, bunu göstermek ister gibi bir halleri var falan diye. Yani o kilisenin kalıntılarının ortaya çıkarılmasına böyle bir tepki gösterdi ve bu benim anlatmaya çalıştığım, yani işte bu Svendon şey hipodromun ucu vesaire gibi örneklerle, yani Türkiye'de burası işte şeydi, Roma'ydı, Bizans'tı derler, bizi buradan kovarlar diye aslı esası olmayan ama etkili olan bir korku var. Ve bu tavırları bu açıklıyor. İşte gidiyorsunuz şeyde, Samatya'da en eski iki kilise var. Bir tanesi bugün bir tamirhanenin içinde. Evet. Onu sadece işte kubbe kısmında dolaşabiliyorsunuz. Ambulatuvarının bir parçası yandaki kahvehanenin bir işte koridoru, bilmem nesi olmuş. Orada işte masalar falan var. İskambil oynanıyor. Öbür tarafta da işte çelik kasa, bilmem ne falan yapan. Öbürü ise Ayos Yohannis. Zaten bir şey halinde duruyor, harabe halinde, yanmış, yıkılmış bilmem ne. Ama onun hemen arkasında bir sarnıç var. O sarnıç
boya imalathanesine çevrilmiş. Boya imalathanesiyken de bir ara bir yangın çıkmış. İşte yağlı boyalar, tinerler bilmem ne nasıl yanar. Şimdi içinden ağaçlar, kocaman ağaçlar bitmiş falan. Bir zaman biraz daha gidiyorsunuz, orada bir şaraphane mi, sirke ve şarap üreten bir şey. Onun içinde bunun ayazması var, işte kabartmalı taşlarıyla falan filan. Yani böyle bir gözden çıkan daha birçok şey sayabilirim. Christos Filantropos, orada da en son bir Amerikalı kadın turisti öldürdüler. Öyle bir şeye geçti, basına çıktı. Evet. Kilise kalıntısı, işte o tren rayları, şeyde Ağırkapı'da can kurtarandı. Yani onu restore etmek, ortaya çıkarmak mümkün ama kimsenin kaldı böyle bir niyeti yok. Şimdi sarayın kendisi, yani şeyin, Bizans sarayının kendisi önünde ondan, bir cam bile yoktur onun. Evet. Yani hala bir takım parçalar var ve mesela bir takım devlet şeyleri, binaları falan onun üstünde girmek yasak, görmek yasak, bilmek yasak. Evet. Böyle bir durumda. Evet. Şimdi bu aslında sahiplenmek dedik ama nasıl sahiplenilmediğini anlattınız biraz. Ondan örnekler verdiniz. Şimdi biraz da yakın tarihe gelelim isterseniz. Siz bu konuda da yazdınız. Yakın tarihteki bir takım sembol yapılar var. Bunlardan bir tanesi Atatürk Kültür Merkezi. Evet. Şimdi buna aslında bir takım meydanları, başka mekanları da eklemek mümkün. Buralarla ilgili bu sahiplenememekten dolayı yahut da kimin sahipleneceğiyle ilgili olan tartışmalardan dolayı bir sürekli sürtüşmeler oluyor. Kimle? İşte idareyle, sivil toplum, vatandaş arasında ya da sivil toplum kuruluşları arasında bir takım şeyler oluyor. Bu Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili düşüncenizi öğrenmek isterim. Çünkü burası zaten hikayesi olan, bir yangın görmüş bir yapı. Hı-hı. Ama son dönemde iyice metruk hale geldi. Evet. Ancak bir projeyle tekrar canlandırılacak deniyor ama hiç ortada bir şey yok. Evet. Bir haber yok, bir paylaşım yok. Bekliyoruz. Şöyle bir girizgahla şey yapayım, gireyim konuya. Genellikle dünyada tarih meydan savaşlarını anlatır en çok. Bizim Türkiye'de tarih bu savaşın meydanıdır. Evet. Yani benim tarih anlayışım mı, senin tarih anlayışın mı egemen olacak diye devamlı bir meydan savaşı devam eder. Buna göre yani çok farklı, birbiriyle karşıt denebilecek, birbiriyle çelişen tarih değerlendirmeleri vardır. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi dediğimiz bu şeyde, binada böyle bir meydan savaşının şeylerinden biri. İşte bir savaşın meydanlarından biri. Evet. Şimdi bir kere şunu da söylemek gerek. İstanbul 19. yüzyılda Osmanlılar şey yapamadığı için, Avrupa, Batı Avrupalılar gibi sanayileşemediği için yoksul kaldı. Yani şimdi Batı'da hangi kente gitseniz 19. yüzyılda yapılmış olan kent ağırlıklıdır. Tarihi kent deyince bunu görürsünüz. Ondan önceye giden binalar vardır ama azdır. 19. yüzyıl işte Arnavutsuyla vesairesiyle falan dominant bir halde durur. Bizde öyle bir 19. yüzyıl yaşanmamış. Buna rağmen hala işte şey, mesela Büyükbostane falan gibi, yani işte milli mimarlık akımının 20. yüzyıl başı, 19. yüzyıl sonu bir takım böyle bir binalar gene de görebiliriz. Daha yakına geldiğimiz zaman modern mimari, İstanbul çok yoksuldur. Evet. Yani burada modern mimari örneği olarak milli mimarlık akımının ürünlerini geçtiğimizde ne var gösterecek? İşte bir belki Seyfi Arkan'ın şeyi, işte Florya Cumhurbaşkanlığı işte şeyi, köşkü. Saraçhane'de belediye binası falan gibi. Yani yıkılan Hilton'daki belki denizcilik işletmelerinin binası belki sayılabilir. Evet.
ki o da çok yerli yapım. Tabii. Denebilecek bir şey değil. Evet. Ama yani işte o şey, o da yıkıldı yani, o paket postanesi falan. O da yok şimdi. Bunların içinde hani görece yeni Tabandoğlu'nun yaptığı bu şeydi. Atatürk Kültür Merkezi'ydi. Yani insan tarihinde bir takım dönemeçleri simgeleyen binaları falan, bunları sevmese de korumakla yükümlüdür diye düşünürüm ben. Ya mesela Alman Çeşmesi diye Sultanahmet'te bir bina vardır, hiç sevmem. Son derece zevksiz ve yapay bulurum. Yani o zamanın Alman kafasının tasavvur ettiği bir oryantalizm biçimi bir şey, böyle kubbesi mubbesi falan. Ama yani onu bir şekilde berhava etmek aklımın kıyısından geçmez. Yani çirkin de olsa bir şey, yani bir şeyi temsil ediyor. Tarihte bu olmuş. Şeyde Atatürk Kültür Merkezi de böyle ve şeyde değil yani. Hani Alman Çeşmesi için kullanacağım negatif estetik yargıları da kullanmam yani. Pekala bir binadır. Ama işte o konuda da yazdığım zaman da söyledim, şeyden de yararlanarak, bizim Semih'in de söylediğinde, yani bir binayı korumaya niyet ettiğin zaman korursun. Ve yani restore etmeye niyet ettiğin zaman restore edersin. Yani burada da yani bunun yani nesnel gerçeklik olarak, yani bu bina için yapacağımız bir şey yoktur diyecek bir durum yok. Ben bu binayı sevmiyorum, onun için de bu halde bırakıyorum demenin ancak bir şeyi var, bir mantığı ve bir geçerliliği var. Tabii bir takım ideolojik sınırlamalarla da hareket ediliyor herhalde. Evet. Yani böyle değerlendirmelere giriliyor. O tartışılırken yine şey, o zaman Tayyip Erdoğan başbakandı diye hatırlıyorum ve burada yine opera binası yapacağız. Evet, evet. Güzel bir şey, barok filan dedi. Yani Allah Allah. Vaktiyle barok bir şey yapılmışsa onu restore ediyorsan tamam, başımla beraber, ama yani bu modern bir bina olarak yapılmış. Opera binaları barok olur diye bir kural yok. 21. yüzyılda barok bir şey yapmak da çok anlamlı bir faaliyet değil yani. Evet. İsterseniz burada birazcık programın konusunu biraz toplumsal bir içeriğe taşıyalım. Yine bu şehir... Bunlar da epey toplumsal içerik sayılır. Evet, bu konuştuk. O zaman şöyle söyleyeyim. Buraların yani şehirle ilgili tasarruflarda bulunan evet, yönetimin karşısında bir de bunları istemeyen sivil toplum var. Fakat o taraf da aslında geçen gün İlhan Tekeli Hoca bir şeyden bahsetti. Bir aktif yurttaşlık meselesinden bahsetti. Yani sivil toplum aslında bu idare tarafından ortaya getirilen tasarruflara bir, yine kendisi ideolojik bakarak bir karşıtlık çıkarıyor. Ve bir işte sürtünme oluyor. Şimdi bunu acaba aşmanın, bu konuda uzlaşmanın, beraber sahiplenmenin bir yöntemi olabilir mi? Ne olabilir? Bu konuda da görüşlerinizi almak isterim doğrusu. Şey dediniz işte, bu yani yerinden olması, işte katılım evet, dediniz. Yani cevaplar oralarda yatıyor bence. Ve yani bu gezi olayını mesela bunun yani nasıl olmaması gerektiğinin bir örneği olarak belki ele almak mümkün. Nasıl olmamasından kastım gezi direnişinin olmaması değil. Yani o direnişin olmasına yol açan davranışların olmaması. İşte malum baştan bir ağaçların kesilmesini işte engel olalım falan diye orada bir küçük bir şey toplanma bilmem ne, çadırlarına vahşice bir polis saldırısı işte falan filan, oradan büyüyen bir olay var. Yani şimdi tamam, yani bir şehrin bir parçasıyla ilgili
siyasi otorite kendince bir proje geliştirebilir. Proje geliştirmesine kimse karşı değil ama siyasi otoritenin geliştirdiği proje tartışılmaz diye bir şey yok. Her proje tartışılır. Dolayısıyla siyasi otoritenin kendisinin herkesten önce bunu böyle düşünüp bir kere danışması gerekir. Kime danışacak? Yani şimdi modern toplumların iki şey ayağı var bu konularda. Bir onsuz edemeyeceğimiz, yani burada yaşayan, bunu kullanan vesaire insanlar. Bu insanlar şey değil. Mesela işte oradaki apartmanların kapıcılarının hanımları, işte çocuklarını alıyorlar, geliyorlar Gezi Parkı'nda hava aldırıyorlar falan. Bu hanımların sanat tarihi bölümünden diplomaları yok. Evet. Ama bizzat işte oranın havasını onlar soluyorlar. Çocuklarınınla birlikte geliyorlar, bir ağacın altına oturuyorlar falan. Dolayısıyla oranın ne olacağına dair onların bir söz hakkı var. Yani dolayısıyla sıradan halk bir ayaklardan biri. Biri de uzmanlar. Yani bilginin son derece karmaşıklaştığı ve şey olduğu, yani disiplinlerin iç içe geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. Burada her yaptığımız şeyi bir takım bilgilere dayanarak yapmak durumundayız. Bu konuda da uzmanların düşündükleri var. Uzmanların düşündükleriyle dediğim gibi, yani fiilen kullananların görüşleri, talepleri farklı olabilir. Bu arada siyasi otoritenin getirdiği proje ayrıca farklı olabilir. Bunlar da bir kusur vesaire değildir. Yani modern hayatın gerekleridir. Ve bunların içinden yüzünün akıyla çıkmak aslında siyasette bir ustalık vesaire gibi şeyleri bize anlatır. Bunlar olmadı. Yani danışan eden yok. Bir işte Topçu Kışlası deniyor. Şimdi Topçu Kışlası yeniden yaparız deyince sanki hani bir işte tarihi bir şeyi restore ediyoruz falan. Bu da zaten bir pozitif değer olarak kabul ediliyor. Tamam, eyvallah, bunu kabul ediyoruz ama yani şimdi bu Topçu Kışlası'nın olduğu zamanı hatırlayan kimse hayatta kalmadı. Evet. Yani bu kadar zamandır bir Topçu Kışlamız olmadan yaşadık. Kimsenin de bundan şikayet ettiğini filan da duymadım. Kışlanın kendisi neydi diye baktığımızda oryantalizmin daniskası diyebileceğimiz bir bina. Şimdi demin söylediğim şey, yani evet, bu ülkenin, toplumun tarihinde oryantalizm diye bir şey de oldu. Yani başka bir yerde icat edilmiş bir şeydi ama yani buraya da geldi, burada da uygulandı. İşte şeyde, Beylerbeyi Sarayı'nda falan oryantalist diyeceğimiz parçalar vardır. Yani o kışla yıkılmasaydı ne kadar iyi olurdu. 1940 yılında yaşıyor olsaydık, gelip bana sorsaydı diyelim Lütfi Kırdar, ne yapalım bunu diye, bırakın ya derdim. Dursun işte. Yani bugün Atatürk Kültür Merkezi'ne gösterdiğiniz tepkiyi, evet, o zaman ona gösterecektim. O zaman ona gösterecektim. Evet, ama yani bunu yıktılar. Yerine de park yaptılar. Etrafta da başka park kalmadı vesaire. Yani en azından işte orada bir ağaç var, şu var, bu var. Taksim gibi bir merkezdeki insanlara böyle verilmiş bir şey var. Bir yeşillik, bir hava imkanı. Dursun yani bu şey, Topçu Kışlası şartta değil yani artık bu kadar zaman sonra. Yani ayrıca Topçu Kışlası'nı yapmanın benim düşünemediğim ve şimdi dile getiremediğim bir takım vacip sebepleri varsa bunları koy ortaya, işte danış yani insanlara, sor uzmanlara de, yani beyler ne diyorsunuz, hanımlar, beyler, yani burada yapalım mı böyle bir oryantalist kışla? Kullanan insanlara sor falan. Bunun imkanları var. Bugünün teknoloji dünyasında pekala işte bütün bu
talimhane vesaire, yani buradaki yaşayan insanları talimhanede otel müşterisi dışında yaşayan insan muhtemelen kalmadı ama yani işte gümüş suyu falan, dernek var, şu var, bu var. Yani konuşmaya niyet ettiğin zaman konuşacağın muhatap var. Var. Ama anladığım kadarıyla konuşmaya niyet yok. Evet. Bir de sonuna doğru geliyoruz programın. Tabii bu konuşacağınız aktörler de bir mevcut ülke ikliminden dolayı bir ben demotivasyon görüyorum. Hmm. Bu vatandaşlar bu işlere karışmak istedikleri zaman eskiden bir hukuk vardı. Evet. Bir işte başvuru mekanizması vardı vesaire vardı. Yine belki bunlar var ama sanki sonuç alamıyorlar. Böyle bir bu da bir demotivasyon sağlıyor. Böyle bir durum, evet, var. Bir de son olarak bununla ilgili düşüncenizi öğrenebilir miyim? Ne yapabilir sivil toplum bu günkü iklimde, ülke ikliminde? Vallahi şimdi şehir diye başladık. Programın adı da bu zaten. Ama şehri konuştukça ve işte ayrıca böyle bir soruya da gelince şehri aşan bütün ülkeyi kapsayan bir her türlü kararın tek bir ağızdan çıkması, tek bir zihinde biçimlendirildikten sonra ve mutlak bir şey olarak yerine getirilmesi falan gibi bir rejime gelmiş durumdayız. Gelmiş durumdayız. Onun için de yapmayın etmeyin falan diyorsun. Yapıyorlar ediyorlar. Yani aslında bu süreçler belki şeyde başladı. Kars'taki heykelle. Heykelle. Tayyip Erdoğan bu bir ucubedir dedi. Öyle midir değil midir? Yani niye o heykel yapıldı? Amacı yerinde midir? Amacına ulaşabiliyor mu? Yani bunların hiçbirisini konuşmaya imkan kalmadan geldiler. Paldır küldür heykeli yıktılar, kaldırdılar, götürdüler. Yani bu üslup devam ediyor. Yani bu kaldırıp götürme. Ama aynı şekilde işte yani konuşulan konulardan biri, ben işte Haydarpaşa Garı'nın önüne 35 metre yüksekliğinde sema yapan Mevlevi derviş koyacağım dediği zaman aynı irade ya da işte benzer irade, her neyse, bil ki yani işte 35 metre bir Mevlevi gelecek oraya. Yani sana bana da kimse bu ne olur, yakışık alır mı bilmem ne filan diye sormayacak. Onun için de işte bu şey, yani bir devamlı bir şeyler yapan bir taraf var. Bir de bütün bu yapılanlara ya olmadı, güzel değil bilmem ne filan diye bağıran, yani işte hani köprüyü de yaptırtmıyorlar falan şeyi var ya, evet, mantığı. Bununla bile bir yeniden üretimi denecek, yeniden sahneye konması denecek şeyler oluyor. Ama yani bir türlü işte birbirine danışan, katılım denilen bir hayat yani üslubunu devreye sokan bir anlayış yok. İşte o zaman bu kör dövüşü böyle devam ediyor yani. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Epey konuştuk katıldığınız için. Umarım daha sonraki programlarda da birlikte oluruz. Tabii. Hayal. Sağ olun. Bugünkü programın sonuna geldik. Bize ulaşmak isterseniz istanbulhepimizin.org web sitesi ve istepimizin sosyal medya adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.